Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Değerli izleyiciler, Medrese-i Nur'da inşallah Sözler kitabından, yani Risale-i Nur'dan okumaya devam ediyoruz. 15. sözü okumuştuk. 15. sözün sonunda bir zeyil var, yani bir ek kısım var. O mektubatta da geçtiği için onu oraya havale ederek 16. söze geçiyoruz. 16. sözü okumaya başlayacağız ki bu sözü Üstad Yasin suresinin son iki ayet-i kerimesinin bir tefsiri olarak işliyor. Yasin suresinin son iki ayet-i kerimesi nasıldı? Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn. Fesubhânellezî biyedihi melekûtu kulli şey'in ve ileyhi turca'ûn. Evet, ekranda da verdik. Mealini de hatırlayalım. Bir şeyi dilediği zaman Allahu Teala ona sadece ol der, yani kün der ve o da hemen olu verir. Her şeyin mülkü, melekutu, arka planı, hükümranlığı elinde bulunan Allah Subhan'dır. Yani yücedir, her türlü kusurdan münezzehtir, beridir. Siz de ona döndürüleceksiniz. Evet, bu iki ayet-i kerimenin mealini verdik ki bunun tefsirini yapacak özellikle 82. yani 1. Zikrettiğimiz ayet-i kerimenin bir anlamda tefsiri ki nasıl devam ediyor? İtminanı nefsime medar olacak. İtminan neydi? Mutmain olmak, tatmin olmak. Kanaat etmek, yani tamamen emin olmak. Nefsimi tamamen emin edecek, işte mutmain edecek, tatmin edecek. Zulmeti dağıtacak, yani karanlıkları kaldıracak. Şu ayetin nurundan dört şuayı, dört ışığı, dört parıltıyı göstermekle kör nefsime bir basiret vermek için yazılmıştır diyor. Üstad bunu tabii diğer risalelerde de benzer şekilde ifade ediyordu. Hani işte ey nefsine seslenirken hani ey bedbaht nefsim, ey serkeş nefsim, bil ki dedi, dinle ki filan. Dolayısıyla ben de diyor bunları yine nefsime söylüyorum. İşte o kör nefsime söylüyorum. O kör nefsim bir basiret alsın, basireti açılsın diye söylüyorum. Yine nefsim mutmain olsun, işte karanlıkları, şüpheleri dağılsın diye söylüyorum. Nereden aldım bu söylediklerimi? İşte o Yasin suresindeki innema emruhu izâ erâde şey'en en yekûle lehu kun feyekûn o ayetten aldım diyor. Ve dört şua, yani dört başlıkla, dört efendim maddeyle yazılmıştır dedi. Birinci şua, birinci başlık ne diyor? Ey nefsi nadan, ey cahil nefsim, diyorsun ki ehadiyeti zat-ı ilahiye ile, yani Rabbimizin işte tek oluşu, her şeyde tekliği ile, külliyeti efali, tek olmasına rağmen her yerde, her an devam eden fiilleri ve vahdeti şahsiyesiyle, zatının tekliğiyle, muinsiz umumiyeti rububiyeti ve ferdaniyeti ile, yani yardımcısız tek oluşu ve her işte yerde, her varlıkta, her zaman tasarrufta bulunuşu. Hani rububiyet neydi? O. Yani işte bize hem aynı anda rızık verirken, aynı anda insanlığa efendim işte türlü türlü nimetler, lütuflar, ihsanlar verirken, aynı anda diğer varlıklara da lütuflarda bulunması, aynı anda kainatın her tarafını kontrolünde tutması vesaire. Bunlar ve şeriksiz şumulü tasarrufatı, tek oluşuyla bu kadar işi bir anda yapması,
hem de ortaksız, yardımcısız yapması, mekandan nezzehiyetiyle, yani hiçbir mekanda olmamasıyla her yerde hazır bulunması ve nihayetsiz ulviyetiyle, yani o sonsuz yüceliğiyle her şeye yakın olması ve birliğiyle her işi bizzat elinde tutması hakaiki Kur'aniyedendir. Kur'an'ın hakikatlerindendir. Kur'an ise hakimdir. Yani hikmetlidir. Hakim ise akıl kabul etmeyen şeyleri akla tahmil etmez. Yani akla yüklemez. Akıl ise zahiri bir münafatı görüyor. Yani sanki görünüşte bir zıtlık varmış gibi. Hem tek olacak hem de her zaman her yerde bu kadar sayısız işi aynı anda yapıyor olacak. Akıl diyor bunu nasıl kabul eder? Aklı teslime sevk edecek bir izah isterim. Yani madem ki akletmiyor musunuz diyor, ne kadar az aklediyorsunuz diyor. O zaman aklımı diyor teslim edecek. Yani aklımın kabul edeceği bir şeyler söyle, bunun cevabını ver diyor. Aslında bunu, yani bu uzun soruyu kısaca şöyle özetlemek mümkün. Allah'ın zatı bir olduğu halde bu kadar külli işleri, yani bu kadar her yerde görünen işleri birlikte ve gayet muntazam olarak nasıl icra ediyor, nasıl yapıyor? Tektir, zatı tektir, ehaddir, vahittir. Ama bu kadar sayısız yerde, sayısız anda, sayısız işi nasıl yapıyor? Hem de düzenli bir şekilde nasıl yapıyor? Bunu diyor, yani aklımı işte kabul ettirecek şekilde bir cevap ver bana diyor. Evet, nefsime basiret vermek için yazılmıştır dedi. Şimdi şöyle baştan soruyu evvela çözmeye çalışalım. Özet olarak söyledik gerçi ama orada güzel hoş kelimeler kullandı. O kelimelerden bir tanesi hoşuma gidiyor, onu atlamayalım istedim. Sonra cevabına zaten geleceğiz. Ey nefsi nadan dedi. Hani niye burada ey nefsi serkeş demedi, ey bedbaht nefsim demedi de ey nefsi nadan. Nadan kelimesi maalesef günümüzde terk ettiğimiz, kullanmadığımız kelimelerden bir tanesi. Böyle Farsçadan geçen, ki Osmanlıca'da çok hoş karşılığını bulduğumuz kelimelerden bir tanesi. Na biliyorsunuz Farsça'da olumsuzluk anlatıyor. Na'dan sıfat ve isim olarak kullanılıyor. Neydi? Cahil demek, bilmez demek, bilgisiz demek. Na'dan. Na olumsuzluk, dan ise... Dan ise ne? Bilen anlamında. Dana diyoruz. İşte bilen, bilenler. Dolayısıyla nadan bilmeyen. Dan bilen ise nadan ne oluyor? Farsça'da olumsuzluk kattığına göre bilmeyen. Kim, cahil. O zaman ey nefsi nadan, ey bilmeyen nefsim, ey cahil nefsim, ey cahil nefsim, bilgisiz, irfansız, marifetsiz, hikmetsiz nefsim, ey işte basiretsiz, ferasetsiz nefsim, ey kör nefsim, işte ey kapkaranlık, yani önünü görmeyen nefsim, cahil, bilgisiz. Şimdi bu kelimeleri daha iyi anlamanın ve lezzet almanın birçok yolu var. O yollardan bir tanesi de bunu şairler nasıl kullanmışlar? Yani orijinal haliyle nasıl kullanmışlar, atasözlerinde filan nasıl geçmiş, tarihte ne gibi kullanımı var. İşte mesela Şefii diye bir şair demiş ki, sükut etmek gibi alemde nadana cevap olmaz demiş. Sükut etmek, yani susmak gibi şu alemde nadan neydi? Cahil. Cahile en iyi cevap susmaktır demiş. Oradan bunun cahil anlamına geldiğini anlıyoruz. Yine mesela Aşık Ömer, ki o da nasıl bir beytte kullanmış bunu, diyor ki, cahilü nadan ile ger edersen ülfeti, ya elinden ya dilinden bir zarar eksik değil. Da çok hoş söylemiş. Diyor ki, cahil ile nadan, o da aynı manada ama bilgisiz ile ger, yani eğer ülfet edersen, yani onunla arkadaşlık kurarsan, yakınlık kurarsan, muhabbet edersen, ya elinden ya dilinden mutlaka bir zarar görürsün diyor. Ama bunu böyle şiirle söyleyince ne kadar güzel söylemiş. Cahil ve nadan ile, bilgisiz ile yakınlık kurma
diyor, zarar görürsün. Orada bu kullanımı görüyoruz. Yine başka bir şair ne demiş? Leskovçalı Galip. İlim ise maksat eğer, arifi nefs ol galip, kendini bilmeyen Adem gibi nadan olmaz. Evet, ilim, maksadın eğer ilim öğrenmek ise, kendini diyor önce tanı. Yani nefsini tanı ki nefsini bilen Rabbini bilir. Dolayısıyla önce kendini, önce insanı tanı. Önce insanı tanı, önce işte şu ruhum nedir, kalbim nedir, aklım nedir, vücut yani sırrım nedir, efendim nereden geldim, nereye gidiyorum, beni kim böyle besliyor, böyle yaratıyor, işte benim üzerimde tasarrufta bulunuyor, işte bana böyle eller, ayaklar, gözler vermiş filan. Önce kendini şöyle bir tanı, nereden geldin, nereye gidiyorsun filan, onları tanı ki kendini bilmeyen Adem, yani kendini bilmeyen insan, nadandır diyor. Ondan daha nadanı yoktur. En cahil kimse, nadan neydi? Cahil. En cahil kimse kendini bilmeyen kimsedir dedi şair. Tabi şairler deyince Fuzuli'yi de atlamamak lazım. O da çok hoş bir beyitte kullanmış nadan kelimesini. Ne diyor? Gel ey rahat sanan esbabı cem'in kılma nadanlık. Tarik-i fakir tut kim fakrmış alemde sultanlık diyor. Şimdi o kadar hikmetli ki aslında üstadın da bu beyitten hissesi var. Şimdi söyleyelim. Neyi rahat sanan insanlık? Esbabı cem'i huzur sanan, yani saadet sanan, rahatlık sanan insan. Esbabı cem ne? Yani her şeyi toplama, yani mal mülk toplama. Sürekli işte biriktirmeyi huzur zanneden, esbabı cem böyle sanki sürekli çalışarak biriktiren, sürekli bir şeyle bir hesaplar yaparak işte biriktiren, altın biriktiren, para biriktiren, arsa biriktiren, mal mülk biriktiren, şunu biriktiren diyor, bunu huzur zanneden, bununla mutlu olacağını zanneden kimseye diyor ki ey bu şekilde düşünen kimseye nadanlık yapma diyor. Yani cahillik etme. Senin bu yaptığın bilgisizliktir, cahilliktir. Bak, nadanlık dedi. Böyle kılma nadanlık. Böyle cahillik etme. Tarik-i fakir tut ki. Fakir yolunu tut ki. Fakirlik yolu. Fakirlik yolu derken tabii dünyevi manadaki yoksulluk değil. Miskinlik değil. Miskinlik değil. Yani yalnızca Allah'a muhtaç olduğunu hissetme. Üstad da öyle söyledi ya, bizim yolumuzun esası dörttür dedi. Aciz, fakir, şefkat, tefekkür de üstad bunu çok söylüyor. Hani benim de bir tarikatım var, bir yolum var diyor. Benim yolumun esasından bir tanesi fakrını bilme. Yani Allah'a muhtaçlığını bilme. Ya Rabbi benim hiçbir şeyim yok. Yalnızca senin lütfun var. La havle ve la kuvvete illa billah der gibi. Güç ve kuvvet bende değil, bizde değil, biriktirdiğimde değil, işte dünyalık malda, mülkte değil, yalnızca sende, senin verdiğinde, lütfunda. O yüzden ben kendi varlığımdan sıyrılıyorum, kendimin zannettiğim şeylerin hepsini yok sayıyorum, yani hepsini senden biliyorum. Bununla iftihar ediyorum ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle buyurdu. El fakru fahri dedi. Yani benim Allah'a muhtaçlığım benim iftiharımdır dedi. İşte Fuzuli de öyle söylüyor. Fakirlik yolunu tut. Allah'a muhtaçlığını bilme yolunu tut ki fakir imiş alemde sultanlık. Yani bu alemde sultanlık mal filan biriktirmek değil, Allah'a muhtaçlığını bilmektir diyor sultanlık. Evet, Fuzuli de böyle söylemiş. Şimdi nadanla ilgili tabi hani cahillik dedik, bilgisizlik dedik ama bir manasıyla daha işte karşımıza çıkıyor. O da ne? Kaba kimse. Hani nobran, konuşurken kırıcı olan kimse, sert olan kimse içinde nadan denmiş. Atasözünde mesela nadan elinden su içme, ab-ı hayat olsa da demişler, geçmişler. Yani kırıcı kimse, sert kimse, işte sözüne dikkat etmeyen kimse, şom ağızlı kimse, nobran kimse sana bir şey ikram ederse su bile olsa onu içme
demişler. Onu içme, abi hayat bile olsa onu içme, çünkü ya sana minnet eder ya onu başına vurur. Bir böyle nadanın bir de böyle kullanımı var. O zaman ey nefsi nadan derken üstad bütün bunları ne yapıyor? Aslında içinde kastetmiş oluyor diyelim. Ey cahil, ey kaba olan nefsim, ey bir şeyden anlamayan, bilmeyen nefsim dedi. Ve nefsine bir şeyler söyledi. Ne dedi? Nasıl başladı? Diyorsun ki sen şöyle işte iddia ediyorsun ki nasıl? Ehadiyet zat-ı ilahiye ile külliyet-i efali nasıl birbiriyle uyuşacak? Allah-u Teala tek olduğu halde her şeyi yaratması, her şeyi beslemesi, her şeyi görmesi, gözetmesi, takip etmesi, düzenlemesi vesaire. Bütün bunlar tek bir zat tarafından nasıl yapılır diyorsun. Ey nadan nefsim, ey cahil nefsim diyor. Şimdi burada şu ehadiyet meselesini biraz irdelememiz gerek ki sık sık rastlıyoruz Risale-i Nur'da. Ki kul huvallahu ehad dedi değil mi ayet-i kerime? De ki o Allah ehaddir. Peki vahittir. Vahit nedir? Ehad nedir? Yani ikisi de bir manasında, tek manasında. Veya vahidiyet nedir? Ehadiyet nedir? Ki üstad bunları aslında çok açık örneklerle anlatıyor. Birçok yerde, Risale-i Nur'da birçok yerde anlatıyor. Biz burada özetleyelim. Vahidiyet ve ehadiyet ikisi de Allah'ın birliğini ifade eder. Ancak vahidiyet Allah'ın umum kainattaki yani kainatın tamamındaki birlik tecellisini, ehadiyet ise kainat içindeki her bir varlıkta görünen birlik tecellisini ifade eder. Şimdi bunu daha iyi anlamak için şöyle bir örnek sık sık veriyoruz. Bu programda da çokça veriyoruz bu örneği ki üstad da veriyor bunu. Mesela güneş denizin üzerinde, o kocaman o denizin yüzeyinde yansıyor. Yani bir aksi var, bir yansıması var. Bu nedir? Vahidiyet tecellisine örnektir. Kocaman denizin üzerinde kocaman bir güneş yansıması. Bir de her bir su damlasında yine güneşin bir yansıması var. Yine su damlasına baktığınız zaman orada sanki güneşi görüyorsunuz. Küçücük bir güneş. Peki o su damlası da denizin bir parçası. O zaman ne oldu? Vahidiyet demek ki denizin üzerinde komple yansıması. Yani kainatta Allah-u Teala'nın komple tecelli etmesi. İşte isim ve sıfatlarıyla. Ehadiyet ne? Her bir fertte, her bir mahlukta, her bir eserinde tecelli etmesi. Her mesela insanlık diyoruz, insanlar diyoruz. Bütün insanların işte bir baş, bir gövde, ayaklar, kol, gözler, kulaklar bu şekilde yaratılması vahidiyet tecellisidir. Allah-u Teala birdir, yani vahittir. Bütün insanları aynı benzer özellikte yaratmıştır. İşte gözleri var, kulakları var, eli var, ayağı var vesaire. Bu vahidiyet. Peki ehadiyet nedir? Her bir insanın ayrı bir alem olması, ayrı hayallerinin olması, ayrı bir işte ufkunun olması, ayrı bir yeteneğinin olması, ayrı bir öyküsünün olması, ayrı bir kaderinin olması, ayrı bir rızkının olması. O zaman ne oldu bu da? Ehadiyet. Bu da Allah'ın bir isminin sıfatının tecellisi. Veya bunu bütün varlıklar için artırabiliriz. Bütün varlıklar için aynı örneği artırabiliriz. Demek ki vahidiyet bütünde tecelli, ehadiyet ise fert fert ayrı ayrı tecellisi. İşte her fertte ayrı ayrı tecelli eden Rabbimiz bu kadar bütün işleri düzenli bir şekilde nasıl hani yapar gibi akıl diyor, ikna olsun öyle bir şey anlat. Burada bir şeyi daha izah etmekte fayda var. O da ne? Külliyet-i ef'al. Külliyet-i ef'al nedir külliyet? Külli, bütün. Ef'al ne? Fiiller. Bütün fiilleri. Bütün fiilleri. Mesela Cenab-ı Hakk'ın işte yaratma, suret verme, rızık verme, o kısım, sonsuz fiilleri var. Sonsuz fiilleri var. Bütün bunları
aynı anda o kadar mükemmel bir düzen içerisinde sürekli nasıl görüyor diyor. Cevabı gelecek programımızda okuyacağız inşallah. Çok önemli, lezzetli bir bölüm. 16. söz. Gelecek bölümde inşallah devam edelim. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.